Biraz tanışalım istiyorum sizinle. Nilay Ocak ben. 1977 Adana doğumluyum ve doğma büyüme Adanalıyım. Burada Adanalıları görebilir miyim? Varlar burada biliyorum. Sağ olun, arada beni bulun, konuşmak istiyorum sizinle. Yaklaşık 17 yıldır da İstanbul'da yaşıyorum. Almanca Anadolu Lisesi'nden sonra Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdim. Ve hayatımda hiçbir televizyon kanalına ya da gazeteden girmedim. Hiç çalışmadım ama çok isteyerek okuduğum bir bölümdü. Bütün lise hayatım boyunca hedefim sinema televizyon okumaktı. Çünkü şimdi TRT 2 yeniden başladı ama ben çocukken TRT 2'de her çarşamba dünya sinemalarından vardı. Salıları da müzikaller yayınlanırdı ve onlar beni çok etkilemişti. Ben mutlaka sinema okuyacağım diye. 1995'te ben fakülteye başladığımda Türkiye'de 6 tane iletişim fakültesi vardı. 2000'de mezun olurken 21'di bu sayı. Zaten iletişim sektöründeki alaylıları hiç saymıyorum. O nedenle ben bambaşka bir doğrultuda gittim ve LCW ile başlayan bir kariyerim oldu. Yaklaşık 20 yıla yakın kariyerimde Turkcell Global Bilgi, Yapı Kredi Bankası, Uzersports, Akbank, Neon1 ve şimdi son durağım Mediamarkt. Ama ben yaptığım işlerden çok kendim olarak var olmayı tercih ediyorum. Şu an UX Minimal'de bulunuyorum. Bunun dışında Google Women Tech Makers etkinliklerinde konuşmacı olarak yer aldım. Yer almaya da devam ediyorum. Hack and Break'te yer aldım. Bu seneki Hack and Break'te de olacağım. Gelirseniz orada da görüşürüz sizlerle. UX İstanbul'da, İstanbul Müşteri Deneyim Buluşmalarında konuşmalar, workshoplar gerçekleştirdim. Bunun dışında çeşitli yerlerde mentorluk yapıyorum. Ben biraz kısaca benim sunuma geçmeden önce aslında kullanıcı deneyimi, maceram nasıl başladığını da anlatmak istiyorum. Çünkü günün sonunda bu tip etkinlikler biraz birbirimize ilham vermek için de önemli. Ben Yapı Kredi Bankası'nda 10 yıl çalıştım. 2003-2013 yılları arasında ve bu süre içerisinde de orada şimdiki adıyla dijital kanallar, benim çalıştığım dönemde alternatif dağıtım kanalları olarak geçen ekipteydim. Ve kanal yönetimi uzmanı olarak çalışıyordum ve yaptığım iş aslında günün sonunda Yapı Kredi ATM'lerinin nasıl kullanıldığına dair şeyler yapmaktı. Yani fonksiyon geliştirmesi, fonksiyon iyileştirmeleri, tanıtım faaliyetleri, işte raporlama, analiz. Sonra 2010 yılında ben kullanılabilirlik kavramıyla tanıştım. Kullanılabilirlik kavramıyla tanıştıktan sonra biraz okuyup inceledikçe daha sonra işte kullanıcı deneyimi kavramıyla karşılaştım ve şunu fark ettim. Ben bugüne kadar aslında son kullanıcının hayatına değen işler yapıyordum ama benim yaptığım işte kullanıcı namında kimse yoktu. Çünkü ben öyle birileri olduğunu farkında değildim. Ben masanın başında oturuyordum. Bence şöyle olmalı diyordum. Ve benim gibi ekibimde çalışan bütün arkadaşlar da bizce böyle olmalı diyorduk. Çünkü biz müşteriyi çok iyi tanıyorduk. Hala öyle düşünenler var. Yani biz zaten tanıyoruz. Yani tekrar onlarla iletişime geçmeye gerek yok diye düşünenler var. Ben 2010'da bu kavramla tanışınca ve üzerine çok fazla okumaya, incelemeye başladım. Hala çok fazla Türkçe kaynak yok ama o dönemde hele hiç yoktu. İşte yabancı bloglardan vesaire işte webinar bulursam onları takip ediyordum. İşte bazı firmaların verdiği kullanılabilirlik eğitimleri, kullanıcı deneyimi eğitimlerini aldım. O arada Uzersports İstanbul'a gelmişti ve biz bir şekilde Mustafa ile tanıştık, Mustafa Dalcı ile. Ve 2013'te o bir tweet attı. Biz yeni hero'muzu arıyoruz. Bir UX Project Manager arıyoruz diye. Ben de ona DM'den yürüdüm. Dedim ki ben gelirim. O da bir şaşırdı çünkü yani Yapı Kredi'de çalışan biri işte bilmem kaç senedir orada çalışıyor işte yaşı da 35-36 yani ne işi var bu kadının benim startup'ımda falan diye düşündüğünü tahmin ediyorum o dönemde ama ben şuna inanıyordum bankada kaldığım süre boyunca benim bir şey öğrenme, ilerleme, deneyimleme şansım yok üzerinde çalışmak istediğim bu konuda. O nedenle böyle anneme kalp krizi geçirten bir karar aldım. 10 yıllık Yapı Kredi kariyerimi sonlandırıp ismini telaffuz edemediği bir startup'a geçtim. Bayağı böyle şey uzunca bir süre kendisiyle iletişimimiz koptu diyebilirim. Ama orada geçirdiğim bir yıllık süre bana çok şey öğretti gerçekten. Çünkü elimi kirlettim. O dönemde zaten hype olan bir konuydu ve biz pek çok farklı sektörden çok büyük firmayla, küçük firmalarla, startuplarla da olmak üzere onlarca farklı proje yaptık ve ben bu işi öğrendim orada. Çok da iyi, çok deneyimli insanlarla çalıştım. Hatta onlardan biri benden önce söz aldı, Gizem. Birlikte çalıştık onunla. Her neyse şu anda bulunduğum yere geldim ve ben mümkün olduğunca da öğrenme sürecine devam eden ve bildiklerini de paylaşmaya çalışan bir kişi olarak bu tip etkinlikleri çok destekliyorum.
Beni davet ettiklerinde o nedenle çok mutlu oldum UX Minimal ekibine. Tekrar teşekkür ediyorum. Bugün buradayım. Daha fazla uzatmadan devam etmek istiyorum ben. Aslında benim çok sevdiğim bir cümle. İnşallah gelecek. Evet. Mükemmel servisler tesadüfen gerçekleşmez. Mükemmel servisler tasarlanır. Bu ne demek? Çünkü üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Peki servis dediğimiz şey ne sizce? Aklınıza herhangi bir şey geliyor mu? Hizmet. Aslında hizmet. Tamamıyla bir hizmet. Ve sizce müşterilerimiz, kullanıcılarımız bizden bir servis tasarımı bekliyorlar mı? Evet, çünkü insanlar servis tasarımı istemiyorlar aslında. Onlar çok basit bir şekilde sorunlarının çözülmesini istiyorlar. İşte bizim kullandığımız, onlara sunduğumuz ürünler, servislerle temelde onların sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Servis tasarımı kavramı ilk olarak 1982 yılında dillendirilmiş. Bakacak olursanız aslında bu çok ciddi bir zamandan bahsediyoruz. Yani neredeyse 40 yıla yakın bir süre önce telaffuz edilmiş ve ilk dile getiren kişi de Lynn Shostak, bir banka çalışanı, bankada çalışan bir yönetici. Ve o bunun sonra da 1984'te bu gördüğünüz, hatta halen ulaşılabilir durumda, Harvard Business Review'un arşivinde yer alıyor. Bu makaleyle birazcık daha açıklamış. O demiş ki, servis tasarımı aslında organizasyonların tüm süreçlerinin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğine dair bir yaklaşım. O şunu demiş, yaptığımız iş eğer bireylerin inisiyatifine kalırsa, yani onun bir disiplini olmazsa, bireylerin inisiyatifine kalırsa, bu durum bizim şirketimizi savunmasız bırakabilir. Çünkü pazar dinamikleri sürekli değişiyor, kullanıcı ihtiyaçları değişiyor ve bireyin, bir kişinin inisiyatifine bırakılmış karar alma süreci sizin esnekliğinizi kaybetmenize yol açıyor. Aslında servis tasarımı dediğimiz şey son kullanıcıdan ziyade birazcık işin business tarafını doğrudan ilgilendiren şey. Yani sizin iş yapış biçiminizi baştan aşağı değiştirdiğiniz bir yapı. Bu bir tam kitabi tanımını aldım servis tasarımının. Bu Nielsen Norman grubun blogunu takip ediyorsanız, newsletterlerini takip ediyorsanız orada da yer alıyor. Bir işletmenin kaynaklarının doğrudan çalışanın ve dolaylı olarak da kullanıcının deneyimini geliştirmek amacıyla planlanması ve düzenlenmesi eylemine servis tasarımı denir. Yani hep kullanıcı deneyimi dediğimizde işin içerisinde hep kullanıcı vardır. Onun işte journey, işte o yolculuğu, arayüzlerle nasıl etkileşime geçtiği vesaire. Ama servis tasarımı dediğimizde aslında günün sonunda şirketlerin içindeki etkileşime de girmiş oluyoruz. İş yapış biçimlerine girişmiş oluyoruz. Ben bir kısa video izletmek istiyorum size. Daha güzel, videolar güzel anlatıyor, animatif. But a service design. Let's start with an example. Take the last time you went to your DMT. If your experience was like most people's, it was frustrating. It took way too long, and you probably didn't be feeling great. While waiting, you may have wondered, why isn't this service more satisfying? And start imagining ways to improve your experience. Service design is the practice of making services, just like the DMV, better. Through research, developing ideas, and testing experiences. Because you can't see them, you probably don't think about services too often. But they are everywhere, and you're interacting with DevOps while not working on them every day. Services range from product-based to intangible, and from simple, such as online videos, car mechanics, and in-store shopping, to complicated, staying at a hotel, mortgages, and public transit, to highly complex education, healthcare, and government services. As you can see, services affect most areas of our lives. Actually, services are so prolific that they now account for a majority of the world's GDP. So, what do service designers do? Every service is different, so there's no one procedure set in stone. However, service designers usually collaborate with many other disciplines while following these basic steps. We begin by talking to everyone involved with or affected by the service, collectively called stakeholders, to deeply understand their ideas on what an ideal experience would look like. Compiling this research gives us a complete, bird's-eye view of the current service and what's required to satisfy the needs and motivations of each group.
Based on these findings, we then work with the stakeholders to create a variety of ideas that we believe will improve the service. Next, we test our most appealing ideas with real people using service prototypes, which are mock-ups of an idea that allow someone to experience how it feels to interact directly with the new aspects of the service. For example, a small team of designers can quickly test different kinds of appointments and express lanes to see how these changes can best improve their waiting line experience. Or we might have employees at one DMV location provide customers with free coffee, Wi-Fi, and a comfortable bathroom in order to test how these small changes can improve the overall experience. Repeating these phases many times allows us to better understand the problem while polishing our ideas and collecting them into a complete service solution. At the end of the process, we share the newly redesigned service with the relevant stakeholders and provide them with a plan for implementing, sustaining, and evolving it in the future. So, what are the results? When service design is done well, it's like running a highly constructive group therapy session in which stakeholders build symbiotic relationships and unify on the common goal of producing great service experiences. This leads to services that are desirable, enjoyable, effective, and efficient for providers, consumers, and society. Evet, burada eğer okuduysanız, ilgilendiyseniz şu cümleyi çok duymuşsunuzdur. İşte deneyimi tasarlarken siloları yıkın. Şirketlerde, özellikle büyük kurumsallardaki en büyük problem budur. Silolar halinde çalışırsınız. Ve her bir silo birbirinden bir haber. Aslında aynı insanlara bir şeyler sunmaya çalışır. Kimisi bir ürün, kimisi bir uygulama vermeye çalışır ve o silolar içerisinde yaşadığınız sürece aslında bütüncül bir servisi sunamazsınız. Servis tasarım sürecini kurumlardaki en büyük faydası aslında bütün paydaşları bir araya getirip günün sonunda tekil bir müşterimiz var. O müşteri bizim organizasyon yapımızı bilmiyor ve onun umurunda da değil. Onun için tek bir şeysiniz. Örnek veriyorum, bir bankaysanız şubenizin işte bilmem ne iş birimine bağlı bilmem ne yöneticisi tarafından yönetilmesi onun umurunda değil. Ya da işte app'in bir başka ekip tarafından geliştirmesi onun umurunda değil. Ya da ondan işte 38 sayfa sözleşme imzalamasını isteyen hukuk biriminin ayrı olması umurunda değil. Günün sonunda o tek bir yerle etkileşime geçiyor. Ve o etkileşime geçtiği yerden de aslında çok basit, çok temiz ve bütüncül bir hizmet almak, bütüncül bir servis almak istiyor. Benim Türkiye'de bugüne kadar gördüğüm en iyi örneklerden biri anlatacağım ama mesela servis tasarımı konusunda demin Arada Beylem'le de konuşuyorduk. Nordik ülkeler çok ilerlemiş durumdalar. Nordik, yani İsveç, Norveç, Hollanda, Finlandiya. Çünkü orada kamu servis tasarımı kavramını yönetiyor. Aslında kamu tetikliyor. Belediyeler, hastaneler, havaalanları. YouTube'da bulursanız Service Design Network'ün Nordik ülkeler, Nordik chapter'larının bir yaptığı bir belgesel var. Nordic Service Design diye. Oradaki örnekler farklı farklı ülkelerden, Nordik ülkelerden ve işte orada gördüğünüz örneklerin hiçbirinde bir app, bir arayüz yok. Bir ülke bir havaalanının uçtan uca yolculuk deneyimini nasıl tasarladığını anlatmış. Bir diğer ülke bir hastaneyi nasıl tasarladı. Yani aslında günün sonunda biz hep böyle kullanıcı deneyimi, servis tasarımı, deneyim tasarımı dediğimizde gözümüzün önünde hep şeyler canlanıyor. İşte şu mobil cihazlar ya da eskiden işte desktoplar. Yani onun dışındaki dünya sanki var olmuyor gibi ama günün sonunda örnek veriyorum, siz bir AVM'de tuvalete girdiğinizde kadın olarak çantanızı koyacağınız ıslanmayacak bir yer ya da poşetlerinizi asabileceğiniz bir yer bulamıyorsunuz. Çünkü sizin böyle bir ihtiyacınız olduğu düşünmüyor. Aslında o da sizin deneyiminiz ve orada size sunulan servisin bir parçası. Şunun üzerinden gidelim. Servis tasarımının aslında çok net 3 tane bileşeni var. Biri insanlar. İnsanlar ama sadece müşteri olarak düşünmeyelim. Müşteriler potansiyel müşteriler ama iç müşteriler, yani çalışanlar, paydaşlar, içerisinde olması gerekenler. Çıktılar. Bunlar ne? Fiziksel ortamlar. Örneğin bir perakendeciyseniz mağazalarınız, bankaysanız şubeleriniz. Ek olarak tabii ki tüm dijital platformlarınız ve ürünleriniz. Bu ürünler
mesela Arçelik'in yaptığı gibi çamaşır makinesi de olabilir. Ya da Netflix'in yaptığı gibi streaming medya da olabilir. Ama günün sonunda bir ürün. Ve süreçler var. Yani iş akışları, prosedürler ve şirket kültürü. Gerçekten servis tasarımını oluştururken şirket kültürü göz ardı edemeyeceğimiz bir şey. Çünkü şirket kültüründe değişmek, dönüşmek ve son kullanıcının hayatını kolaylaştırmak gibi bir ana hedef yoksa siz orada en iyi okullardan mezun olmuş çok iyi deneyimli işte deneyim tasarımcılarını, servis tasarımcılarını sırf hype'ı yakalamak için ekipler oluşturup içeri alıyorsanız zaten sonuçlarını hepimiz standart müşteriler, kullanıcılar olarak görüyoruz. Bu noktada ben bir banka benim bugüne kadar gördüğüm en iyi servis tasarım modelini geliştirdi demiştim. Empara. Empara'nın ben şöyle bir örneği vereceğim. Cumhur Türkmen direktörüdür. Bir etkinlikte süreçlerini anlatırken şöyle bir örnek vermişti. Biz Empara'yı ilk kurduğumuzda ilk gün çağrı merkezimizde çalışan arkadaşlarımız daha henüz hiçbir müşterimiz yokken bile vefat durumunda ne yapılması gerektiğine dair bilgi sahibiydi. Yani gün bir dükkanı daha yeni açmışlar. Daha henüz müşteri için lead toplamaya başlamıyorlar. Ama çağrı merkezi herhangi bir müşterisini vefat ettiğinde onun hesaplarıyla ilgili sürecin ne olacağına dair bilgi sahibiydi. Çünkü tasarım sürecinde genellikle yapılan şey hep happy path'leri yani sıkıntının olmadığı, her şeyin kusursuz ilerlediği süreçleri düşünerek tasarlamaktan ileri geliyor. Ama biraz onun içerisinde işte o işin biraz engebeli yola girdiğiniz anda o aracı stabil tutacağınız kısımlarını da düşünmeniz lazım. Ve servis tasarımında iki tane ana kavram var aslında. Sahne önü ve sahne arkası. Sahne önünün arkası tamamıyla aslında bildiğimiz bir tiyatro oyunu gibi düşünebilirsiniz. Sahnenin önü dediğimiz yer aslında sizin müşterilerinizin gördüğü kısım. Arka tarafsa aslında çalışanlarınız, paydaşlarınız, sistemleriniz, kullandığınız altyapılar, kurum politikaları, süreçler, bütün bunlar hepsi bir araya geldiğinde bir servisi oluşturuyor. Şöyle tam olarak söylemek istediğim aslında kullanıcı deneyimi tasarımında bir tekil etkileşim var. Bir kullanıcı var ve de bir arayüz var. Onunla etkileşim halindesiniz. Servis tasarımında ise çoklu etkileşim var. Mesela bir hava yolunu düşündüğünüzde siz biletinizi online'dan alabilirsiniz, çağrı merkezinden alabilirsiniz, gidip acenteden alabilirsiniz. Biletinizi aldıktan sonra onu size mail yoluyla mı gönderecek, çıktımı olarak verecek. Oradan sonra sizin uçuşunuz ertelenecek mi? Ertelendiğinde ben bu nasıl ki de bilgi vereceğim müşteriye. Ertelendiğinde benim kendi iç işleyişim nasıl olacak? İşte kontuarda kim ne şekilde bilgi verecek, bilgi alacak? Ya da bu müşterim havaalanına geldiğinde işte check-in süreci nasıl olacak? Check-in sürecinde bir problem yaşarsa ne olacak? Kriz durumları. Bütün bunların hepsinin aslında adım adım belirlenmesi gereken noktalar. Bunları eksik bıraktığımızda eğer tasarım süreci içerisinde çeşitli olumsuz durumlarla karşılaşıyoruz. Mesela şöyle bir örnek var. Birkaç yıl önceydi ben bir gazete haberinde okudum bunu. Yılbaşı günü İstanbul'da bir havaalanında büyük havayolu şirketlerimizden biri uçuşlarını son dakika iptal ediyor. Ama iptal bilgisini bütün yer hizmetleri müşterilere giden SMS'le aynı anda öğreniyor. Şimdi orada çıkan krizi düşünebiliyor musunuz? Check-in masasındaki uçuşun iptal edildiğini aynı anda öğreniyor. Karşısına gelen adama cep telefonuna SMS geldiği sırada belki o daha farkında bile değil. Normalde burada hava yolunun bir kriz yönetimi söz konusu. Zaten sonrasında işte uçuş iptalleri, müşteri şikayetleri, günlerce sosyal medyada paylaşılanlar. Hani günün sonunda o hava yolu örnek veriyorum çok en iyi arayüz ödülünü almış olsa dahi günün sonunda eğer süreçleri içerisinde sen iptal ettiğin bir uçuşu yer hizmetlerine
müşterilerinden önce haber vermezsen ve yer hizmetlerine alması gereken aksiyonlar konusunda, inisiyatifler konusunda süreçlerini netleştirmezsen, yani bu çok en büyük problemimiz bu aslında. Süreçleri netleştirmemek. Yani böyle bir durumla karşılaştığında nasıl bir inisiyatif kullanacak? Tamam, sizi biz en yakın otele yerleştiriyoruz, yeni uçuş geldiğinizde sizi geri çağıracağız deme hakkına sahip mi mesela o check-in bankosundaki kişi? Bunu bilmediği takdirde zaten problemleri yaşamaya başlıyoruz. Servis blueprint olarak adlandırılan bir aslında canvas var. Bu canvas içerisinde müşteri yolculuğu da var. Front stage de var. Yani hem çalışanların aksiyonları hem teknolojiniz yansıttığınız. Arka taraftaki işte dediğim gibi sistemleriniz, süreçleriniz, kurum politikalarınız. Ama bunların hepsi etkileşim halinde ve her bir aşamada aslında siz mevcut deneyim tasarımı metotlarından birini kullanıyorsunuz. Customer Journey dediğimiz aşamada sizin aslında kullanıcılarla görüşme yapmış olmanız gerekiyor. İhtiyaçlarını anlamış olmanız gerekiyor. Belki onların yolculuk haritalarını çıkarmış olmanız gerekiyor. O acı noktalarını zaten biliyor olmanız gerekiyor. Bir arayüzünüz varsa onun prototipleyip testini yapmış olmanız gerekiyor. Bütün bunları kullanıcıyla ilgili biriktiriyorsunuz. Geriye dönüp süreçlerinizi gözden geçiriyorsunuz. Bizim mevcut süreçlerimizde bir problem var mı? Ben ön tarafta müşterime ya da kullanıcıma herhangi bir şey söylerken neyi nasıl anlatacağım? Onları gözden geçiriyoruz. Bunların hepsi aslında birer puzzle'ın parçası gibi bir araya geliyor. Ve sonrasında da bir blueprint'e döktüğünüzde de aslında aksamadan o aracın yolda devam etmesini sağlıyorsunuz. Benim çok geçen seneki UX Live'de dinlediğim Mark Stickthorn var ki kendisi This is Service Design Doing isimli kitabın yazarlarından biri. Hem online'da PDF olarak edinebilirsiniz hem de Amazon'da, hatta Diyanar'da da satılıyor. Çok güzel bir kitap. Bu o kitaptan aldım. Aslında 4 tane ana metodolojiye ayırıyor. Diyor ki araştırma, fikir geliştirme, prototipleme ve ek işte çeşitli workshop yöntemleri. Araştırmanın altında ne kadar ki bu daha görselin altı daha devam ediyor. Ben incelemenizi öneririm. Çünkü bu tamamıyla bir nasıl diyeyim handbook. Hangi yöntemde mesela hangi aşamada hangi yöntemi kullanabilirsiniz? O yöntemi örnek veriyorum işte kaç kişiyle görüşmeyi mi, kaç kişiyle yapmanız gerekiyor? Fokus grup mu, kaç kişiyle yapmanız gerekiyor? Kaç defa tekrar etmeniz gerekir? Hani bunun gibi ufak tefek tipler veren bir kitap. Ben çok keyif alıyorum onu arasada karıştırmaktan. Öneririm. Burada belirttiğimiz, işte burada dediğim gibi aslında bir servis tasarım sürecini yürütürken kullandığımız metodolojiler birbirine benziyor. Sadece daha büyük aşamalara gelmek. Bir de servis prototipleme konusu var ki öğleden sonra yapacağımız workshoplardan biri bu. Servisi nasıl prototipleriz diye düşününce şöyle söyleyeyim. McDonald's'ın kuruluş öyküsünü anlatan The Founder diye bir film vardı. İzleyen var mı? Tamam. O zaman size burası tanıdık gelir diye tahmin ediyorum. Those are finished burgers.
Well, then, I still think there's a third version. What are you going to move? I'm going to move everything. Back to stage left, please. Finally, after about 6 hours of this, we get it just right. It's a symphony of efficiency, not a waste of motion. Aslında McDonald's fast food kavramını yaratan marka ve o güne kadar yani McDonald's'ın bu servis modeli iki kardeş McDonald's'ı ilk kuranlar ve o güne kadar çok standart bir şekilde uzun süren bir hazırlama, paketleme, müşteriye servis etme sürecini ben nasıl hızlandırırım, değiştiririm ve daha fazla burgeri nasıl satabilirim diye düşünerek bir speed servicing dedikleri bir model geliştiriyorlar. Ama bu modelin nasıl çalışacağını bilmedikleri için bir tenis kortuna gidip mutfağı çizip ve o mutfakta çalışacak olan kişileri de gördüğünüz gibi hangi aşamada ne yapacaklarını deneyip aslında problem yaşadıkları yeri silip bir daha deneyip en sonunda bugün bütün fast food şirketlerinde gördüğümüz servis sistemini yaratıyorlar. Aslında servisi bir tebeşir ve bir tenis kortuyla prototipliyorlar. Günün sonunda biz kullanıcılarla etkileşime geçtiğinde mesela bir önceki Ayçelik sunumunda da vardı. Hani kullanıcı bulaşık makinesinin tutamağını tutmuyor. Niye? Çünkü onu ayağıyla kapatıyor. Mesela bulaşık makinesinin kullanım süreci prototiplendiğinde belki bunu görecektik. Bir kullanıcının ayağıyla kapattığını. Bu kadar aslında basit yöntemlerle prototiplemek mümkün. Öğleden sonra da bunu deneyimleyeceğiz. Benim şu ana kadar anlatacaklarım bu kadar. Sanıyorum soru cevap için vakitimiz var. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bu servis tasarımı ile ilgili Türkiye'de herhangi bir official eğitim yok bildiğim kadarıyla. Yani okul var aslında. Mesela benim okuduğum okulda bir dersini aldık bunun servis tasarımıyla. Veya işte İstanbul'da, Ankara'da UX firmaları bazen eğitimler verebiliyor. Online eğitimler vesaire var. Ve merak ettiğim şu, siz bu alanda yıllardır çalışmış bir profesyonel olarak bu alana yönelmek isteyen tasarımcılara veya başka arkadaşlarına gelen kişilere nasıl bir yol önerirsiniz? Yani nasıl bu alana girmek lazım? Nasıl giriliyor? Doğru. Evet, hani İşin daha henüz akademik boyutta Türkiye'de yani endüstri ürünleri tasarımı bölümleri bazı okullardaki bazı bölümlerde halen deneyim tasarımı üzerine işte kullanıcı deneyimi ve servis tasarımı üzerine konuşurken akademik anlamda evet bir okulu yok. Birazcık da alaylı yöntemlerle ilerleniyor. Benim önerim şu olabilir, benim kendi yaptığım şey şuydu, bununla ilgili kaynaklara ulaşmak. O kaynakları incelemek ve ben bunların hangisini acaba kendi işimde uygulayabilirim diye bakmak. Ama yavaş yavaş özellikle bankalarda vesaire ekipler kurulmaya başladı. Şu an benim bildiğim iki tane banka design studio kurdu. İşte service designer arıyorlar ve aslında onlar da yaptıkları işi böyle 360 derece tasarlamaları gerektiğinin farkındalar. Bunun içerisinde sadece tasarımcı olarak düşünmemek lazım. Burada eminim farklı farklı disiplinlerden de insanlar vardır. Deneyim tasarımı maalesef bizim ülkemizde sadece tasarımcıların ya da developerların yapacağı iş gibi görünüyor ama ben mesela birkaç yıl önceki bir etkinlikte Singapur'daki bir büyük bankalardan birinin UX head'ini dinlemiştim. Adam mimardı ki yaklaşık 15 yıl kadar mimarlık yaptıktan sonra kullanıcı deneyimi üzerine çalışmaya başlamıştı. Ben iletişim mezunuyum. Hayatımda hiç tasarım eğitimi almadım. Yazım bile kötüdür öyle söyleyeyim.
dediğim gibi bu günün sonunda insanlar için bir şey tasarlıyoruz. Farklı disiplinlerdeki insanlar heybelerindeki bilgiyi alıp, çünkü bununla ilgili bir metodolojileri anlatan kaynaklar var. Yurt dışındaki insanlar çok rahat ulaşabiliyorsun, bir tweet atmaya mı bakıyor? Artık çok ulaşılabilir durumda herkes. Bilgiyi alıp bazı ufak tefek deneyimlemeler yaptıktan sonra belki startuplarla birlikte, çünkü özellikle girişimcilik ekosistemi büyüdükçe Türkiye'de işte bu lean startup kafaları, işte biraz da servis kafa, MVP'ler vesaire daha çok konuşulunca biraz kendi çapında ufak ufak deneyimleyebiliyorsun. Benim önerim bu olur aslında. Teşekkürler. Yani, Türkiye'de yeni hala ama bu daha da yeni. O yüzden ikazdan böyle bir duymak istedim. Yani gidecek yolumuz var, dediğim gibi. Bizde mesela kamunun birazcık daha belki bunu yönlendirmesi de önemli. Hani devlet kurumlarının da, çünkü günün sonunda mesela yavaş yavaş işte devlet vesaire üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama hani total yaşadığımız deneyim biraz oradan gidince ister istemez yayılıyor. Ben teşekkür ederim. Merhaba Gökhan. Merhaba Gökhan. Şimdi bir tiyatro gösteriyorduk orada. Backstage var, sahne arkası, sahneleri var. Aslında sahne arkasında olan bizler. Developers galiba. Aslında evet. Yani hani developer olarak demiyorum, bir şirket olarak. Aslında hem sahnenin arkasında hem de önünde bulunuyoruz. Önünde bulunanlar aslında bizi izliyor. Peki biz bu şirket olarak yani sahne önünde ne yapmalıyız? Aslında sahnenin önünde sizi izleyenlerin kim olduğunu öğrenmekle başlamak iyi bir fikir. Benim genellikle hani lütfen alınmayın. Uzun yıllar development ekipleriyle beraber yaşadığım şey şu. Günün sonunda bu çalışıyor mu çalışmıyor mu ya geliyor size de. Hani tamam, test süreci de öyle. İşte bilmem ne field'ı boş geçilirse hata pop-up'ı çıkıyor mu? Evet çıkıyor ama nerede çıkıyor? Mesela sayfanın sağ üst köşesinde şöyle minnacık bir kutu kullanıcının görmesi imkanı, ama günün sonunda hani birazcık daha o hani backstage'deki bu, sonuçta bu dediğim gibi backstage front stage ama silolaşmak anlamında değil, sadece durduğunuz yer anlamında ayrıştıran bir şey. Ama günün sonunda birlikte çalışmak önemli. Yani bir developer'ın da şunu merak etmesi önemli. Abi benim bu kodladığım arayüz günün sonunda kime hizmet edecek? Bunu kim kullanacak? Yani ben çok iyi biliyorum o dünyayı, okey, anlıyorum da. Ama çok bambaşka bir insanın hayatında yer alacak benim bu uygulamam. Ve o kim? Yani o merak sadece işte kullanıcı deneyimi ekiplerinde olmaması ya da tasarım ekiplerinde olmaması gereken bir şey. Ben daha önce çalıştığım şirketlerden birinde şunu yapıyordum. Developer arkadaşları alıp geliyordum, Hotjar'ı açıyordum. Recordingleri, ekran kayıtlarını izliyorduk beraber. Diyordum ki bak burada sana küfretmeye başladı kullanıcı. Burada daha da ağır küfretmeye başladı. Yani kulakların çınlıyorsa bil ki bu yüzden. Hani birazcık merak da önemli. Genellikle teknik kısımda o insan iletişimi biraz eksik kalıyor. Biraz EQ'yla alakalı belki ama hani development yapanların da bence günün sonunda abi bunu hani şöyle Cem Yılmaz'ın meşhur lafı var ya, doktor bu ne, bunu insan kullanacak, hani onu düşünmesi biraz gerekiyor. Biraz sizin de merak etmeniz gerekiyor. Merak ettiğinizde zaten günün sonunda birlikte çalışıp daha ortak dili olan ürünler üretebiliyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Mesela yani şunu dedim ya, hani merak ettiğinizde zaten biraz o şeye de bağlı. Hepimizin egoları var. Hele ki tasarımcıların falan inanılmaz yüksek egosu var. Benim genellikle gördüğüm şey bu. Özellikle doğrudan böyle core tasarım eğitimi almış arkadaşlar, böyle onlara bir araştırma sonucuyla falan gidip bir yorum yaptın mı çok bozuluyorlar. Çünkü o sen geldiğinde zaten o çözmüş yani. O akışı tasarlamış, ekranı tasarlamış.
Yani şimdi kullanıcı araştırması tamam yani durumda. Yani o, biraz egolarımızı törpülememiz gereken bir şey. Çünkü benim mesela bu alanda çalışmaya başlamadan önce en çok yaptığım şey şuydu. Benim nezdimde bankada çalışırken Yapı Kredi'de benim nezdimde kullanamayan, hata alan müşterinin hepsi salaktı. Ya salaklar, anlayamıyorlar, yapamıyorlar. Yani bu kadar basit ama yok öyle bir dünya. Yani salak olan bendim orada. O yani o cümledeki salak bendim çünkü benim içinde bulunduğum sürecini takip ettiğim, nerede nasıl çalışacağını adımdan iyi bildiğim bir şeyi bilmiyor, anlayamıyor diye ben ona salak dedim ama salak bendim çünkü ben onun dünyasını bilmiyorum. Mesela QR kodla para çekme. Benim çok sevdiğim bir fonksiyon. Çok sık kullanıyorum. Ama kaç ATM'de kullanabiliyorum? Şöyle pırıl pırıl bir Haziran öğlesinde mesela bir hani herhangi bir ATM'nin ekranında bir şey görebilmek mümkün mü? Yani mesela en basitinden bir bankada ATM kuruluşundan sorumlu ekipler var. Bayağı da büyük ekipler bunlar. Hani gidiyorlar, yer buluyorlar, kabinler, şunlar bunlar. Ama o ekiplerin hiçbiri kuracağı ATM'nin kurduğu yerde yönünün ne olacağına dair bir planı ya da hesaplaması yok. Bir koyuyor, güneş direkt ekranda. Akşam saat 7'den önce para çekmen, para yatırman, herhangi bir şey yapman mümkün değil. Ya da böyle hani o komik şeylere, capslere yol açan şeyler var ya, böyle eteğini kaldırmış teyze şeye dayamış falan gölge olsun diye. Yani dediğim gibi bu sadece işin teknik tarafı, her ekibin günün sonunda sokağa çıktığında onunla etkileşime geçecek olan insanı düşünmesi ve buna göre tasarlanması. Yani sadece bir arayüzün tasarlanması değil, dediğim gibi. Hani bir ATM'nin yerini kuracak adamın bile durup şunu düşünmesi lazım. Benim İşte kuracağım yerde kaldırım ne kadar yüksek? Mesela Türkiye'de işte boy ortalaması 1.65-70 arası. Ben ne kadar yüksekliğe kuruyorum o cihazı gibi. Ya da mesela otobüs durağı koyuyor belediye. Hani orada otobüs beklemeniz ölmenize yol açabilir. Çünkü arabalar üstünüze geliyor vesaire. Hani sadece dediğim gibi pek çok şeyi bir arada düşünmemiz gereken, yani aslında hizmet süreci, bu hizmet sürecinin tüm yanlarıyla düşünmemiz gerekiyor. Kafa patlatmak. Ben teşekkür ederim. Merhaba. İki tane sorum var, arada sorayım. Tamam. Cevap verdiğiniz kadar cevap varsınız. En para örneğinde şey dediniz, ölüm durumunda ne yapılacağı belli değil dediniz. Bu ne kadar çevik söylerseniz artık. İkinci sorum, kullanıcı feedback'i toplarken kimi dinleyip kimi dinlemeyeceğinizi nasıl anlarsınız? Şöyle, Empara tamamıyla aslında bankanın içerisinde bambaşka bir ekipçe ve bayağı böyle üst düzey sponsorluk alarak, yani üst düzey yönetimden sponsorluk alarak yapılan bir süreç olduğu için onların bir zaman kısıtı yokmuş zaten. O yüzden hani çevik olmak gibi değil. Onlar bütün petleri tasarlayıp gelmek durumdalar. Tabii ki eğer çok hızlı bir şekilde bir MVP çıkayım, bunu deneyeyim, öğrendiklerimle ilerleyeyim dediğiniz sürece bu kadar detaya inemeyebilirsiniz. Hani inemediğiniz diye de bu dünyanın sonu değil. Ama önemli olan bununla karşılaştığınızda, hani normalin dışında bir durumla karşılaştığımda ne yapacağımı bilmek önemli. Tam detay detay bütün hepsini belki ilk etapta ürününüzün yapısı gereği belirlememiş olabilirsiniz ama önemli olan ne kadar çevik aksiyon aldınız aslında orada. Bir de kullanıcının hangi feedback'ini kullanıp kullanmayacağınız konusunda şu önemli, örüntüler yani pattern'lar önemli. Ne kadar tekrar ediyor? Yani siz örnek veriyorum 20 kişiyle görüşme yaptınız. O 20 kişiyle görüştüğünüzde bir kişinin söylediği değil, söylenenler ne kadar farklı kişiler tarafından tekrar ediliyor. Yani tekrar ediliyorsa, belli bir örüntü varsa şunu diyebilirsin. Demek ki bir ortak problem ve benim bunu, ya da ortak bir beklenti, ortak bir ihtiyaç. O zaman ben bunu, yani 80'e 20 aslında çok net bir Pareto. Ve bu mümkün olduğunca da eğer bir ürün geliştiriyorsanız çok yakın çevrenizden geri bildirim almamaya çalışın. Yani sokağa çıkıp
gerilla yöntemiyle bir Starbucks'a gidip ya da ne bileyim kampüste dolaşıp hiç tanımadığınız insanlardan geri bildirim almak da aynı. Çünkü çok yakın çevrenizdeki insanlar genellikle sizi kırmamak için gerçek düşüncelerini söylemeyebilir ve bu sizi de çok bambaşka yerle yani mesela genellikle batan girişim fikirleri şudur yani çevresindeki 5 kişiye sormuştur ya biz kesin alırız bunu süper ürün der. Ortada olmazlar mesela ürün ortaya çıktığında. O nedenle mümkün olduğunca tanımadığınız kişilerden geri bildirim toplamaya ve ne kadar bulguların, çıktıların tekrar ettiğine bakmak önemli diye düşünüyorum ben. Ama bazen bir tane bulgu o kadar değişik oluyor. Tabii, kesinlikle. Yani şöyle hani Evren çok doğru söylüyor. Yani bir şey çıkıyor, senin o güne kadar hiç fark etmediğin bir şeyi de şey yapmış olabiliyor, söylemiş olabiliyor ama hani genel kural örüntülere bakmak olarak ilerleyebilir. Aynen. Merhaba Şeref. Merhaba. Benim iki sorum olacak. Tamam. İlk sorum, bu US'de dünyadaki genel trendler neyse, Türkiye burada hangi konuda genel itibariyle? Hani dünyada konumlandırdığımız zaman Türkiye'nin yerini genç olarak nasıl görüyoruz? Bu bir sorum. İkinci sorumu tamam. Sorayım hemen. İkinci sorum da Türkiye'deki üretimler, yani sonuçta bir şey çıkıyor, startuplar olsun, diğer şeyler olsun. Bu üretilen UX'ler dünyadaki, yani Türkiye dışına çıktığında bu ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde mi? Tamam. Önce şunu söyleyeyim, bence dünyanın gerisinde değil Türkiye. Burada ekosistem aslında çok da genç değil. Bakacak olursanız neredeyse bir 10 yıla yakınlık bir bunun üzerine çalışan, eden, düşünen insanların olduğu bir toplumdan bahsediyoruz. Benim mesela genellikle gördüğüm şey şu oluyor. Global konuşmacıların olduğu konferanslarda Türkiye'yi 3. dünya ülkesi gibi görüp herkes gelip 101 anlatıyor. Yani çok başlangıç seviyesinde şeyler anlatıyor ve gitmiyorsun o. Mesela bak işte etkinlikle ilgili bir geri bildirim. Seviyeyi ayarlayın. Yani çok her şey biz o kadar 101'de değiliz. Mesela şu an bir cumartesi günü bu kadar insan toplanıyorsa globalde de benzer etkinlikler yapıyor. Demek ki bu kadar insanın bilgisi, ilgisi var. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O nedenle ben açıkçası Türkiye'yi öyle dünyanın gerisinde görmüyorum. Hatta bazı ülkelerden de mesela Almanya'dan daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Almanya'daki herhangi bir şirketin arayüzüne bir bakın ne dediğimi çok net anlayacaksınız. Zaten şu anda da Almanya böyle deli gibi Türkiye'den, farklı ülkelerden işte tasarımcılar, developerlar vesaireler işe alıyor. Benim en azından benim yakın çevremde son 2 yıl içerisinde en az 10 kişi gitti. O yüzden hani biz o kadar da şey durumda değiliz. Bayağı iyi işler yapan, işler çıkaran, işte global ödüller alan şirketlerimiz var. Kullanıcı deneyimi biraz aslında lokal de bir iş. Çünkü her ülkenin kültürel kodları bir kere farklı, dillerimiz farklı. Şöyle örnek vereyim, İngilizce arayüzleri Türkçe'ye çevirdiğinizde mesela bazı aksiyon butonlarına sığdıramayabilirsiniz. Onun tek cümleyle verdiği bir aksiyon Türkçe'de 2 kelime olabiliyor ve o zaman o butona sığmayabiliyor. Yani bu tip bariyerler var. O nedenle bu benim tamamıyla şahsi düşüncem bu arada. Tasarım, yani senin iş fikrin global olabilir ama tasarım sürecin lokal olmak durumunda. Çünkü lokal ihtiyaçları çok farklı. Şöyle söyleyeyim, mesela Neon1 %50 Kore ortaklı bir şirket. Ve ilk kuruluş sürecinde de bütün know-how ve tasarım Kore'den gelmiş. Orada tabii Koreli UX designerlar, tasarımcılar vesaire varmış ekibin içerisinde. Ama onların arayüzleri, tasarladıkları arayüzler bize uygun değil. Çünkü orada Uzak Doğu'daki AliExpress'i vesaire kullanıyorsanız görürseniz çok karışık, üst üste. Biz sevmiyoruz. Bize hani o kadar kafamızı karıştırmaması lazım bir arayüzün, örneğin alışveriş sürecinde. Ya da mesela kırmızı nasıl bir renk kodudur arayüz tasarımında? İşte hata mesajlarını kırmızıyla verirsin, bir problem olduğunu kırmızıyla anlatırsın. Uzak Doğu'da ise tam tersi. Kırmızı şanslı bir renk Uzak Doğulular için. Onlar o yüzden mesela
çoğunlukla kıpkırmızı seller yapıyor. Hatta onay butonlarının kırmızı olduğu ben uzak doğu ülkesi uygulamaları biliyorum. Yani normal şartlarda sen o uygulamayı kullansan çok büyük ihtimalle her defasında hata yapacaksın diğer butona basarak. Ama onların kültüründe mesela kırmızı olumlu bir anlam taşıdığı için kullanıyorlar. Hani bu nedenle bizden çıkan ürünler globali hedefliyorsa onları da anlamak durumunda. Yani hangi ülkede satış yapacağını da anlamak durumunda. Hangi ülkede servis ortaklaştırmak önemli. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi ben teşekkür ederim. Devam ediyor muyuz, bitiriyor muyuz? Alayım mı bir soru daha? Tamam. Ben teşekkür ederim. Yaşlarımızla yakın tecrübe. Duyuluyor mu? Duyuluyor. Ya ben şeyi soracağım kısaca. Yapay zeka ne kadar etkileyecek servis tasarımı? Çünkü hani sen anlatırken o hava yolu şirketi de aklıma geldi. Şimdi ben 2 hafta önce İngiltere'deydim. Acayip şeyler gördüm. İşte yapay zeka ile arkadaşlarla da paylaştım. Arabanın sesinden rengini takip edebiliyoruz. İşte teröristleri yakalıyoruz falan pişman. Şimdi böyle bir servis tasarımında da aslında kriz anlarını önceden sanki artık anlayabileceğin hale geleceğiz. Yani aslında yapay zeka bize nasıl diyeyim, prediktif analiz kısmında yani öngörülebilir analiz kısmında yardımcı olacak ama yapay zeka üzerinden geliştiren ürünlerle ilgili de şey sorunu var, işte bir ahlak sorunu var. Mesela Tesla'nın otonom araçlarında en fazla sorun olan şey mesela aracın içerisinde eşim ve çocuğum varken önde de bir çocuk, başka bir çocuk geçerken ona çarpacak mısın, çarpmayacak mısın? Hani buna insani olarak o verdiğimiz karar verme süreciyle yapay zeka doğru kararı verip vermeyeceğine dair çalışılıyor. Bizim yaptığımız iş çok insan faktörü içeren bir iş olduğu için hani biraz kolaboratif ilerleyecek diye düşünüyorum. İlerlemek yani tam manasıyla devredemeyeceğiz belki. Ama yani bizim nasıl diyeyim yetemediğimiz noktalarda süreci tasarlarken bize yardımcı olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Yani şey tartışmaları da var. İşte yapay zeka, biz de trendlere, eğitimlerde işte anlatırken yapay zekadan da bahsediyoruz. Böyle bir şeye baktığımızda tartışmalar hani yapay zeka ne kadar tasarımcıların işini elinden alacak, servis tasarımcıların elinden alacak. McDonald's hikayesini dinlerken aklıma şey geldi. Aslında bu bir servis tasarımı, süreç optimizasyonu. Yani süreç optimizasyonu dersek aslında Henry Ford'a kadar gidiyor süreç şeyde. Sonra şeyleri düşünüyorlar. Aslında servis tasarım dediğimiz şey endüstri mühendislerinin yaptığı şey. Biz böyle bölüm tanıtımlarında öğrenciler gelirdi mesela. Endüstri mühendisliğiyle endüstri ürünleri tasarımındaki fark nedir diye başlarsın. Orada şey, insan. Yani mesela ATM'nin güneşin konumuna göre en iyi yerini belki yapay zekasına söyler ama sonra makinenin sana verdiği bilgi fişini nereye atacağını söyleyemeyebilir. Gibi şeyler. Ya aslında şey, bakacak olursan hani bizim kullanıcı deneyiminin tarihçesi anlatırken de işte insan makine etkileşimi aslında tamamıyla endüstriyel devrimin sonucu şu an konuştuğumuz şeyler. İşte şu an endüstri 4.0'lar, 5.0'lar konuşulurken günün sonunda bizim şu an bildiğimiz manada endüstri kavramı kalmadığında da aslında ona göre yeni tasarım biçimlerinden, metodolojilerinden konuşmamız gerekecek diye düşünüyorum açıkçası. Yani bugünkü gibi kalmayacak çünkü bundan 50 yıl önce de bizim şu an konuştuğumuz şeyler bir aynı şekilde konuşulmuyordu. Bu değişkenlik gösterecek. Yani bildiğimiz manada endüstri kalmayacak büyük ihtimalle. Yani yapay zeka, robotlar gelecek, her şeyi ele geçirecek. Her şeyi ele geçirecek. Yani henüz Battlestar Galactica moduna girmeyiz gibi geliyor. Zannetmiyorum da. Birazcık daha ama hep şu var. Ben Harari'yi okuyorum. Sapiens'i ve Homo Deus'u okudum. Şimdi de 21. yüzyıl için 21 dersi okuyorum. Yani onun da hep öne sürdüğü şey bana çok makul, anlamlı geliyor. Hani günün sonunda gelecekte insanların daha entelektüel ve daha bilişsel anlamda iktidara sahip olup bedensel güç gerektiren operasyona yönelik işler için yapmak üzere robotların
olacağı. Hani böyle bir kendi içinde kast sistemi gibi, ama hani bu nedenle hani hep şöyle konuşuluyor ya, bir eğitim şekilleri vesaire de buna göre değişiyor. İşte 21. yüzyılın, hatta 22. yüzyılın insanı hani daha şu anda mesela hep şey var, hani çocuklara kodlama öğretmeyin, aslında o kadar da matah bir şey değil. Hani kodlama öğretmeyin, felsefe düşünsün çocuklar, felsefe öğretin mesela hani çünkü zaten bir süre sonra yapay zeka kendi kodunu da kendi yazacağı için, hani kodlama bilen bir insana da ihtiyaç kalmayacağı için birazcık daha insanı diğer tüm memelilerden farklı yapan o düşünme yetisini kullanacağı şeylere doğru yöneliyoruz gibi görünüyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.